ODTÜ'ye doğru gidiyoruz sevgili dostlar. Serdar Şengül yine kadromuzda. Yanlış girdiğimiz bir yol daha. Her zaman. Yani burada hakikaten yanlış yola girmekten bir ya bitap düştük. Hayır. Bakalım çocuklar nasıl prova yapıyorlar. Bu arada ODTÜ arıyor. Konuşalım. Alo. Evet. Tamam. Tamam. Olur. Atın. Tamam. Hadi bakalım. Operasyon başlıyor o zaman. Size sağlık. Merhaba arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Evet. İyiyiz valla. Heyecanlıyız ya. Heyecanlı olun. Ne güzel. Çalışmışsınız. Siz koroda mı görevlisiniz? Evet. Vokalizm. Vokalsiniz. Harika. Güzel abi. Alto, bariton. Sopranla. Ben seneler önce bir kere ODTÜ'ye gelmiştim. O zaman da çok etkilenmiştim zaten. Çoğu orman. Ormanda kaybolan vokalimiz bile var. Evet. Yıllar sonra haber alınıyor falan. Bilemiyorum. İTÜ'ye geldiniz mi asla? Yok hiç. Gelmediniz mi? Ben daha büyük burası. Kıyaslama imkanımız olmayacak o zaman. Sen şehir gibi. Görkem bir türlü doğru konum atamamış size. Görkem biz kaç kere döndük biliyor musun? Ya. 3 kere full tur attık. Sonra senin konumuna baktık. Aynen. Tamam bir yandan onunla sonra en azından bir yerleri yakalayabildik. Toyota Yaris içindeyiz demişsin ya. Evet. Ben diyorum ki Toyota yarış halindeyiz falan gibi bir şey. Ya bunlar çocuklar ne yapıyorlar? Durulmayan bir yerdeler ya, sürekli bir aksiyon halinde. Yani biz drift atan adam arıyoruz orada. Kimse yok. Sonra dedik ki bu Toyota Yaris. arkadaşım Serdar da konservatörden arkadaşım benim yıllar önce de. Onunla beraber hala geziyoruz. Şu an Antalya'da da çalışıyor. O da müzisyen. Evet, videonuzu izledim ben. Değil ben mi? De Antalya konservatuarına gidiyordum. Hayda. Hadi ya. Evet. Süper. Süper. Nereden böyle nereye severek izledim hemen gördüm Antalya'yı. Süper. İnelim mi? Siz inin. Bayağı cebel geçeceğim. Abi iyiyim, teşekkürler. Ben Görkem. Ha Görkem, senle hep konuştuk değil miyiz ya? Merhaba. Emre. Damla bende. Damla memnun oldum. Bahar bende. Bahar memnun oldum. Merhaba. Gösterdi vokal. Herkes vokal. Gösterilerde dram yönetmeniydi. Evet. Ben bu gösteride dram yönetmeniydi. Şu an KKM'deyiz. Burası KKM'nin fuaye alanı. Yani backstage dediğimiz yana alan. Çalışıyor mu ya oradaki? Görüntü mü? Görüntü. Uzaktan böyle görüyorsanız bu güzel bir şey. Çünkü evet, çalışmayan bir piyano ama sahnede aynen onu çalıyormuşuz gibi kullanacağız. Güzel. Her şeyi kendiniz mi yapıyorsunuz? Bütün dekorlarınızdan tüm her şeyi yapıyorsunuz. Evet, 80 kişilik bir ekibiz, 25 kişisi bunun teknik ekip. Ve burada ışıkçı var, sesçi var, dekor, prop, makyaj, burada, ses. Burada öğrenci, bu evet, size arkadaş. Aynen, yani %90'ı falan diyeyim. Çünkü çok dışarıdan da dışarı olan var. Yani yaş sınırımız da yok. Hani ODTÜ dışı, ODTÜ içi olması da gerekmiyor. Ama herkese kapımız açık. 20. yılı bu arada kampanyada. Yani 20. yılındayız. Müthiş. Şey var mı? Ben en çok şunu merak ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde mesela böyle öğrenci gruplarında atıyorum okul 4 senede bitmesi gerekiyor. Fakat işte çok zevkli geliyor böyle topluluklar. 7. senede böyle hani yıllarını o işe vermiş. Şekil bir an, şekil iki an. Ben 7 mezun olabildim. 92'liyim, 2010 girişliyim. Siz tahmin edin yani. Dışarıdan sen şu an devam ediyorsun. Evet, yani desteğime devam ediyorum. Ben hala saymaya çalışıyorum kaçıncı senede olduğumu. Zaten evet, bu okul o içindeki iş çok güzel gidiyorsa kimse bırakamıyor. Bir süre sonra asıl mesleğimiz olmayabilir. Evet, buna önem vermekten kendi okul derslerimize şey yapamıyoruz. Hangi bölümdesiniz mesela? Felsefe bölümünden mezun oldum. Aynen, felsefe bölümündeyim. Ben endüstri mühendisindeyim. Hala endüstri mühendisindeyim. Bir iki yıl falan daha. Siz? Ben jeoloji mühendisiyim. Biyoloji, ben de 2 sene okumuştum. Ha valla bilir miyim? Yeni izlemeye başlayan arkadaşlar için küçük bir tanıtım yapar mısın? Biz ne konuşuyorsunuz? Ya biz geldik işte, anlayacaksınız yani. ODTÜ'deyiz, ODTÜ kampüsü içindeyiz. Gördüğünüz üzere çekim yapıyoruz. Arkadaşlarımız müzikal topluluğundan hepsi. Hepsi buranın çalışanları. İçeride bağıranlar dahil buna. Onlar ne yapıyor lan? Onlar şu an soundcheck'te en tiz notalarını, en pes notalarını vererek hani gösteri esnasında patlamalara ısınma değil de ısınması yapıyoruz başlamadan önce. Aynen. Kim çalıştırıyor? Müzik yönetmenlerimiz var. Şu an içeride. Aynen. Ama onlar da yine kendi aramızdan insanlar. Şu an mesela ben drama yönetmenliği yapıyorum. Benim yardımcılarım var. Onları önümüzdeki yıllara drama yönetmenliği yapsınlar diye yetiştirmeye çalışıyorum. Bir sonraki senede onlar yönetmen yapıyor. Böyle bir devir daim var. İçinde şöyle bir şey vardı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ben hep Boğaziçi'den örnek veriyorum. Çok uzun yıllar onun çevresinde kaldım ve bazı sol topluluklarını çalıştırdım kısa kısa. İşte atıyorum sana diyorlar ki sen git Mehmet'ten şan ders al. Ve senin paranı topluluk topluyor. 6 ay ders alıyorsun, sonra sen geliyorsun, içeridekilere ders veriyorsun. Böyle bir şey var mı aranızda? Ben şu an Boğaziçi'ni arıyorum. Kaydımı oraya alıyorum. Güzel bir sistem yapacağız. Bakın kanuncudan tutun, klarnetçiye, herkesi böyle çalışıyor. Yani bizim şöyle, 20 yıllık bir topluluk olduğu için yani eskilerimiz vefalı insanlar ve yani çok iyi bilen insanlar da var bu işte. Bizim yönlendirebileceğimiz... Kendini dışarıda geliştirip gelip bize yardım eden olabiliyor mesela.
Bizim de yönlendireceğimiz insanlar oluyor ama hani ücretini karşıladığımız bir şey olmuyor. Ama workshoplar olsun, bir şeyler olsun. Yani ses eğitimini bu şekilde vermeye çalışıyoruz. Peki bu dekorları falan siz yapıyorsunuz, bunları bedava mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bilet paralarımızla bunları karşılamaya çalışıyoruz. Biletler ne kadar? Biletlerimiz 15-20 lira. Hangi kamera? 15-20 lira. Oğlum nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Bütçelendirmeyi kim yapıyor? Ya şöyle, bütçeler işlerinde YK yönetim kurulu deniyor. Onlar da yine kendi aramızdan, hatta yönetim kurulları arkadaşımız. Ben eski üyesiyim. Nasıl, paralarda var mı bir kaçak? Sıkıntı oluyor mu? Onu kontrol etmek daha çok başkanın işi oluyorsa. Yani bir şekilde halloluyor. Hmm. Çok sorun olmuyor. Çok güzel, çok ben güzel. Ben şöyle söyleyeyim ama hani müzikal iş gerçekten para gerektiren bir iş. Gerek sahnedeki dekorlar, evet. Yani teknik ihtiyaçlar olsun, gerek bu kullanılan ses sistemi, ışık sistemi, doğru. Sahne kirası olsun. Doğru. Yani company bunları, yani bizim toplumumuz bunları nasıl? Daha çok emekle karşılamaya çalışıyor. Yani normalde bir saatte bitecek bir işi biz 5 saat emek harcayarak yani kendimiz hallediyoruz. Karşılama çalışıyoruz. Sponsorları da elimizden geldiğince bulmaya çalışıyoruz. Sponsor olmak isteyen vardır belki izleyen. Çok evet, çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Sponsor mesela çok ihtiyacımız olan bir şey. Her şekilde sponsorlarınız olur. Hemen bazı ihtiyaçlar var. Mesela depomuz olsa, şu an depomuz yok. Yani bu dekorlarımız yani bir sonraki oyuna tutamayacağız. Atmamız gerekecek mesela. Bu da çok kötü bir his. Aynı kadar bozuyoruz. Aynı dekorlardan yeni dekorlar üretmeye çalışıyoruz. Yani bu üzücü bir durum. Yani depomuz olsa mesela bugün kullandığımız şu dekor mesela 3 yıl sonra bir daha kullanılacak ve emek harcamak zorunda kalmayacak insanlar aslında. Gün içinde belki size bir yer bize getirin. Hadi geçtik. Gezdirsenize biraz. Hadi gezdirelim. Katılım Mayıs'ta 3 gün oynadık. Yine 3 gün oynuyoruz ve kapalı gişe oynuyoruz. Şu an çok az bilet satışta kaldı. O yüzden numaralı da oldu. Aynen. Biletlerimiz numaralı olduğu için de ellerini çabuk tutarlarsa daha güzel yerde oturup izleyebilirim. Süper. Oo, burası kulis. Evet, kostüm. Ay çok güzel ya. Müthiş. Kostüm birimi yaptı tabii ki. İnanmıyorum bunlar. Yani sizin kendi el emeğinizle yaptığınız şeyler. Abi bu nasıl mücadele ya? Evet. Ya siz hakikaten yani var ya, müthiş 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 bir şey. Otellerde animasyon grupları olur. Onların depoları olur böyle. Değil mi Emre? Otellerdeki animasyon grupları çalıştığı gibi. Ama her şeyi kendileri yapmışlar. Müthiş bir şey. Ya burada mesela gösteride kullanılan aynen minstrel kıyafetleri, şövalye kıyafetlerimiz var bunlarda. Çok güzel, çok güzel. Ya mesela bu neymiş? Bir tane şövalye kıyafeti. Bu Korkak Robin'in şövalye kıyafeti. O yüzden hatta tavuk sembolü var kostümde. Uzaktan bu kol kısımları metal zırh gibi gözüküyor mesela bulduğumuz bir kumaş. Yine bunları kendi kostümcülerimiz dikiyor. Bu hani etrafı altına giydiği taytlar vesaire olsun. Güzel bir şey. Okuldaki öğrencilerin farklı yeteneklerini kullanıyorlar. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Yani sadece şarkı söyleyip bir şeyle müzikle ilgilenen, yani dramayla ilgilenen değil. Aynı zamanda hani marketingle uğraşan veya teknik ekip işte kostüm, makyaj bu tarz hevesi ilgi alanı olan insanlara da topluluğun kapısı açık. Hatta kârı şurada da ya topluluk olarak. Yani şöyle kârın hepsini biz giderlere harcıyoruz. Evet yani bunların hepsini yani şey kalan bir şey olduğunu ayırmak. Kalsa da yeseniz biraz ya. Antalya. 4 yıldayım. Kampanya Antalya'daydı kaç falan. Yıldır. Ne olacak? Evet. Sende. Mesela bunlar ayakkabıların olduğu yerler. Gösteride kullanan şövalye ayakkabıları olsun. İşte Finlandiyalıların kullandığı böyle oldu biraz. Kralın tacı var orada mesela. Damla sana bu. Tamam. Arkadaşlar hem oynuyorlar hem yapıyorlar. Aynen. Her şey onlarda. Çok evet. Bir iş. Bunu Türkiye'de yapan kaç tane okul var biliyor musunuz? Ya şöyle, benzeri var mı? Bence çok zor. Yani en uzun biziz galiba. Bizim okulda. Ya arkadaşlar biz iki mezunuz. Konservatuvar mezunuyuz. Biz görmedik böyle şeyleri. Yok. Biz yani kendi... müzikal evet. Müzikal maalesef şey Türkiye'de de çok az bilinen sadece bir şey zaten. Sadece müzikal biz kendimiz hiç böyle bir şey hazırlamıyor ki. Yok böyle bir şey yok yani. Daha çok seviyorsunuz bu işi. Bravo ya. Alkışlar. Gerçekten bu değerli bir şey. Rap dans ayakkabılarını size gösterelim ya. Rap dans ayakkabılarını nerede? Ya şimdi müzikallerde tap dance meşhurdur. Ay çıkıdık çıkıdık şöyle oluyor altları. Biz bunu yıllardır getirmek istiyorduk. Çok özendiğimiz bir şeydi. Oturup siz mi yaptınız? Yok ya, yapmaya kalktık olmadı. Olmuyor. Onu denemeyin. Ama denediniz. Evet denedik ama olmadı. Ne yaptınız? Yaptırdık. Ben tap dance'i öğrenmiştim biraz yurt dışında. Geldim işte aslında eski bir kampanya üyesiyim. Geldim öğreteceğim dedim. Tamam dedim. Çok güzel. Böyle de aynen şu anda tap dance yapabiliyoruz. Nerede güzel yaptınız? Oldu. Nerede göreceğiz? Bu İstanbul'dan geliyor İstanbul. Galiba. Evet. İstanbul'da yaptırdık, getirttik. Bravo.
Bravo. Danslarımızda kullanacağız. Yani mesela bütçe bir kısmında buna gitmiş oluyor gibi. Bütçe. Böyle şeyleri karşılıyoruz. Doğru, o yüzden doğru. Hani ekstra bir para kalmıyor haliyle. Öyle. Ya şimdi maliye kısmı nasıl kalmadı? Valla kalmadı. Bak 1 lira yemedim. 1 lira. Çok dertli. Dertli değil mi? Tamam şimdi. Ama aslında ciddi bir sponsor. Yok hayır, genelde şey sponsor olsa aslında, çok güzel olur aslında. Para kazanmanız değil ama sonuçta yaptığınız şeyden de atıyorum işte hani böyle. Böyle küçük sonunda... bir şeyler evet yani. Kampanya Antalya'da falan. Olsa fena olmaz gerçekten. Abi Olimpos'ta yani. Oynasanız, Olimpos diyorum sana. Çıralı'da oynuyorum. Yani Fasalisi. 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 Antik kent oraya geldi. Evet. Evet. Hiç yani, böyle teklifler aktif misiniz bu konuda? Bir ara araştırmıştık aslında bu konuyu. Üniversitelerde yapabiliriz diye. Şey, oyunlarımız İngilizceydi bizim. Genelde üst yazı oluyor şey oyunlar esasında ama... Bu daha fazla. Her yıl hayatta öyle. Abi ne diyor bu? Şey hani, o yüzden böyle çok dışarıya açılma konusunda şüphelerimiz vardı. Ama yani o yüzden de üniversiteleri tercih ettik daha çok hem düşündük kafamızda. Ama bunu araştırmaya başladığımızda da çok şey hani, yani bir türlü boş sahne bulamadık. İşte şey bir de 80 kişiyi oraya götürmek, tabii, taşımak, orkestrası, yani nakliye de lazım. Tabii. Ya sponsor şart ya, o konularda da sponsor şart, bunu bir kere daha. Yalnız isterseniz devam edebiliriz daha. Devam edin. Çok fazla. Evet. Arkadaşlar selam, siz? Evet. Sizin göreviniz nedir? Biz de vokalistiz. Biz abi süpersiniz. Ses renkleri nedir? Tenor, alto. Zaten tenor yani. Ay ne güzel. Geldik izliyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey spoiler? Çok fazla ama. Sıkıntı var. Görüşelim o zaman. Kolay gelsin. Arkadaş bu nedir ya? Önce kendi meselesi halledir arkadaşlar. Değil mi? Burası da kostüm. Kostüm ve makyaj. Daha doğrusu makyaj. Makyaj yalnız. Şimdi her oyunun kendine has makyaj ihtiyaçları oluyor. Bazı oyunlarda plastik makyajlar gerekiyor. Çünkü boynuzlar, bir şeyler, hani böyle değişik makyajlar gerekiyor. Bazılarında daha çok sahne makyajı veya oyunda ne gerekiyorsa Vegas makyajı olsun. Bu da spoiler. Bir şeylere ihtiyaç oluyor. Ona göre makyaj malzemeleri alıyor. Yine teknik ekipte makyajla ilgilenen hani ekiplerden evet. Şu anda kimse olmasın da yok hepsi. İlgisi olan insanlar diyelim. Yani biz makyaja ilgimiz var diyeyim mesela bu birime kayıp. Evet onlar ilgileniyor. Yine yıl içinde onlara eğitim veriliyor. Nasıl siz, makyaj yapmamız gerekiyor. Bu müzikali mesela ilk başlangıcı nasıl oluyor? İlan yapıştırarak mı yapıyorsunuz? Yani arkadaşlar müzik ayıplıyor, makyaj lazım, şu lazım, kadro bunlar lazım. Lütfen gelin mi diyorsunuz? Seçme yapılıyor. Evet, seçme yapılıyor. Bu gösterilerden. Bu mesela tanıtım gösterimi. Sonrasında bir seçme yapılıyor. Teknik birim. İşte vokal birimi, orkestra birimi olarak üç şekilde ayrılıp hani teknik ne yapar diye bir ön hani afişlerde de hani kostümdür, makyajdır şey yapılıp böyle bir reklam yapılıp hani ilgisi olanları çekme. Hani şöyle ilk önce birimleri tanıtmaya de çalışıyoruz. Hani gelecek insanlar neye geldiğini bilsin diye bir tanıtım gösterisi ardından workshoplar düzenliyoruz. Yani hani makyaj nedir, bu makyajcı olarak geldiğinizde ne olur. Biz tekniğe insanı alıyoruz mesela. Onlara genel bir eğitim veriliyor. Sonra hangisine daha ilgileri varsa çünkü yani şu an ben mesela tekniğe girsem biliyorum ama dışarıdan gelecek birisi bilmiyor olacak. Doğru. Makyaj istiyorum diyecek ama adamın aslında istediği şey ışıkmış mesela. İlk önce bunun genel bir eğitim veriliyor. Ondan sonra diyor ki ben ışık seviyormuşum diyor. Sonra ona doğru yönelip ona göre eğitimler devam ediyor. Çok güzel. Süpersiniz ya. Devam edebiliriz. Devam edelim. Teknik ekibin astığı işte nerede ne var tablosu. Yani hangi sahnede, hangi kişi yazıyor. Aynen oyunu takip edebilme adına. Böyle şey daha hızlı olalım diye böyle bir şey yaptılar. Çok güzel. Değişimleri takip edelim. Kaç saat sürüyor? 2,5 saat sürüyor. 2,5 saat sürüyor gösteri. Süpersiniz. Ya buna iki perde mi diyebiliriz? İş arkadaş, iş. Ben yapmam. Net söyleyeyim valla. Hiç. İlan alsanız geldim. Şu an bayağı şey, ev sahibi siz gelmeden hemen toplamaya çalıştılar. Ay yok şimdi. Burayı biraz rahat kullanmak ama normalde orası offstage. Yani off-stage. Bazen sahnede offstage şey oluyor. Ha anladım, sahne arasında yani şey çıkmadan önceki son şey. Yok o da değil. Bazen sahnede birisi şarkı söylediğinde arkadan koro oluyor. Sahnede olmadan da şarkı söylemek için. Evet, buraya iç monitörler var. Sahnedeki ses içeri geliyor. Geliyor. Bizde burada yerlerimiz oluyor. Bunlara markeleniyor. Durmamız gereken yerlerde durup çalıştığımız koro olabilir. Solist kötü olabilir. Playback yapacak birine ihtiyaç var. Bunu düşünmüştüm. Ya Emre'cim benim gördüğüm çok küçük imkan çok güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bir tane monitör bir tane burada mikrofonla. Hani burası çok da büyük bir yer değil. Ama yandaki yerleri de
kıyaslama yaptığımızda oralar çok büyük değil. Ama hakikaten çok küçük tabii imkanlar bunlar. Şu olayın yerleştirilmesinde çok güzel bir tabii iş olmuş. Yani bu... Nereden kazanmışsınız? Aynen. Ve evet, güzel bir iş çıkacağına evet, çok eminim. Bir de şeyi de söyleyeyim, paranın en çok önüne nereye gidiyor? O kadar şey, evet. Ses sistemi iyi bir ses şeyleri anlaştık. Arkadaş bir sponsor ya. Ses ışık. Ses ışık sahne, bunlara gidiyor daha çok. Evet, evet yani bu ses bunu getirenler, içeride şimdi headsetlerimiz, her vokalin neredeyse evet, headseti oluyor falan bunlar iyi. Biz de şey istemiyoruz zaten. Yanlış mı? Dayol, dayol. Fazla gitmesin elektrik şey. Bizim şöyle bir isteğimiz var topluluk olarak. Biz hani müzikal kültürünün başta otel olmak üzere tüm Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz. Bir yandan da hani müzikal keyif almak istiyoruz çünkü sevdiğimiz iş bu. Bunu da yapabilmek için tabii biletleri ucuza tutmak gerekiyor. Ucuz tutmak gerekiyor ki yani durumu olan da olmayan da gelebilsin. Hani bunu görsün. Şimdi yani çok pahalı tuttuğun zaman belli bir kitleye hitap etmiş oluyorsun ama böylesi daha iyi oluyor. O yüzden bilet fiyatlarını düşük tutmaya çalışıyoruz. Bilet fiyatlarını düşük tutunca da sponsor ihtiyaç oluyor. Çok haklısınız. Çok peki haklısınız. Türkçe olarak bir böyle bir şey düşünüyorsunuz? Türkçe yaptığımız müzikallerimiz de var. Daha önceleri oynadığımız. Yine önümüzdeki senelerde oynanacak Türkçe müzikallerimiz de olacak. Lüks Hayat filan. Lüks Hayat da olabilir. Yani şöyle oluyor. Her yıl yönetmenler seçiliyor önce. İstek veriyor. İstek veriyor. Peçeteye yazıyoruz. Sidikli Kasabası'na oynadık mesela. Yine onu duymuşsunuzdur. Sidikli Kasabası'na aynen, oynadı. Türkçe olarak 3 yıl önce. Ne dediğimi unuttum. Devam edelim. Tamam. Ya şöyle Türkçe çok sıkıntı. Yani Türkçe müzikal yazılmış olarak da Türkiye işte Lüks Hayat falan yok yani başka bilinen. Biz Broadway müzikallerini Türkçeleştirme şeyine de artık girmeye çalıştık. Hatta orada da o kişiye yönlendirebiliriz. Çok da uzun. Onlar da uzun şu anda. Bu kayıtlara geçtiyse tamam yani, artık açıklayalım. Türkçelemek çok zor değil mi? Oyuna açıklayalım. Türkçeleştirmek zor bir süreç. Biz şu anda 9 kişilik bir ekip olarak Türkçeleştirme işi üzerinde çalışıyoruz. Bir müzikali aldık elimize. Müzikali parçalara böldük. Dedik işte çevir gruplarımız olsun. A, B, C grupları. A, B grupları parçaları paylaşsınlar. Kendi işlerine çevirsinler. C grubu da denetleyici demo grubu olsun dedik. Şarkılar A ve B gruplarına çevriliyor. Taslak bir demo kaydediliyor. Bu C grubuna yollanıyor. C grubu da kendi içine dinliyor. Sonra bir de kendi yarattığı bir demo grubuna. Hiç bizim ekibimizde olmayan dışarıdan kulakları dinletiyor. Yani. Böylece şarkıda hani kulağa en eğreti gelen şeyleri, en ters gelen şeyleri saptayabiliyoruz hızlı bir şekilde. İngilizceden Türkçe o işte şarkı söylerken ki çeviriyor. Şu falan. Aşama çok zor ya. Öyle yani birazcık hayatından hayat çalıyor ama tecrübe yapıyorlar. Yani sonuçta çok tatmin edici olacak diye umuyoruz. Çünkü yani seyirciye tamamıyla ulaşabilmek için Türkçe bir işe ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Çok haklısınız. Evet, ya bir de kendini tanıtır mısın? Ben Onur Deniz. Kampanyanın bir yıllık vokaliyim. Bu sene de drama yönetmenliğini yapacağım kampanyada. Ona bir şey soracağım. Yaşın kaç? Evet. 20 yaşındayım. Harikasın ya. İşte bu ya. Efsane. Muhteşem ya arkadaşlar. Harikasınız. Biz de yapıyoruz. Hangi bölümdesin? Evet. Elektronik mühendisliği okuyorum. Okuyabiliyor musun onları? Okuyabiliyorum, 4. sınıf oldum. Abi ne zaman girdin okula? Ya ODTÜ'deki 4'ler 3'lere çok takılmamak lazım. Onlar ya çünkü 4 gözüküyor alttan 3-5 falan. Ya olsun onlar çok mühimli. Önemli olan burada olmaları ve hakikaten evet, çok güzel ya, iş çıkarmalı. Bravo güzel arkadaşlar. Tebrik ederiz. Hadi gezin. Evet, tamam, tamam. Buyurun arkadaşlar. Sağ ol. Sahneye alalım mı? Sahne çekin. Nasıl isterseniz? Nasıl isterseniz? Şuradan mı? Işık masasına götürün. Aa, Esin. Merhaba. Merhaba. Hadi Esin koş diye. Hadi ışık masasına. Burası boş bir alan. Bazen sahneye yan kapılardan girmemiz gerekiyor. Zaten tamam bir prova diyoruz. Şimdi biraz daha sessiz olmamız da gerekecek. Tabii ki. Şu an san çek alınıyor vokallerim. Tabii kaçınılmaz. Tek tek mikrofonlar. Şu an san çek alınıyor. Şahane bir şey. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olsunuz. Süper. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Benim en şeyim galiba o değil. Çok eğleniyorlar. Who is next to Enlist? Oh Deniz! Deniz! Who is Deniz? The lady of
Birkaç partimi söyle. Neyi? Birkaç partimi söyle. Tamam. Evet, şimdi de ışık. Merhaba. Şimdi ışığa mı gidiyoruz? Evet, şimdi ışık mı? Vay 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 vay. Solun ışık yapıyor. Nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, şimdi ışığa mı? Burası çok sıcakmış ya. Burası ışık, burası ışık. Yine yemekçiler. Merhabalar. Emre. Memnun oldum. Hadi bakalım anlat Nes. Anlatalım. Bence tüm ikililer daha güzel anlatabilir bunu. Ne yapıyorsunuz burada? Anlatıyoruz. Ha. Anlatıyoruz. Öncelikle ışık tasarlıyoruz. Gerek tamamen kendi tasarımlarımız, gerekse işte bazı gösterileri izleyip, yaptığımız gösterinin orijinalini izleyip, bazı esinlenmelerle ve kendi fikirlerimizle harmanlayıp onları sahneye dökmeye çalışıyoruz. Önce tasarım süreci, ondan sonra sahne döneminde yapım sürecimiz oluyor. İşte barlara çıkıyoruz. Burada ışık masasını biz kontrol ediyoruz. Gösteride de aynı şekilde. Böyle genel olarak. Siz hangi bölümdesiniz? Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Siyaset. Ne diyeceğim? Işık çoğunluğu nasıl yapıyorlar? Bir gün incelerken Orta Doğu ışığın eksik olduğunu fark ettim. Ya kampanyaya girerken zaten sahne arkasıyla genel olarak çok ilgileniyordum. Daha sonra denemek istedim. İlgimi çekiyordu. Yani daha çok bu sahne arkasını da çok seviyorum. Hani backstage dediğimiz olayı ama buradan görerek hani ne yaptığımı görerek yapmak da çok hoşuma gidiyor. Yani o canlı performans sırasında buradan her şeyi organize etmek çok lezzetli bir şey. Aksilik oluyor mu? Tabii ki. Işığımız açılmadı oluyor efendim. Ama o bence çok ışığına girmeyenler oluyor. Onlar mecbur. O durumlarda en önemli şey sakin kalabilmek oluyor. Zaten burada bir etkileşim halindeyiz bütün ışıkçılar olarak. Birimiz çuvallamaya başladığı zaman diğerlerimiz yardımcı oluyor. Ama harika. Asıl mesele sakin kalmak yani. Bir yandan da zaten sahne içinde sahne amiri oluyor. Onunla telsizle iletişim halinde kalıyorlar. İçeride bir sıkıntı olduğunda bu taburanın haberi oluyor. Burada bir sıkıntı olduğunda yine içerinin haberi oluyor. Çok güzel, çok güzel. Bu şekilde kontrolle gidiyor. Bir senedir çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Vay be. Emek yani. Haftada ne kadar zaman ayırdınız buraya? Çok uzun çalışmalar oldu mu? Haftada... Ya her hafta çalışıyor musunuz? Her hafta çalışıyoruz. Yaklaşık bir haftalık 10 saat falan buluyor. Ama bu sahne dönemlerinde artıyor, bazen azalıyor. Yani yoğunluklar değişebiliyor. Keza vokallerin de öyle. Sahne döneminde daha yoğun çalışıyor. Çok zor ya, vallahi çok zor. Sırada çalış. Okul devam ediyor tabii bir yandan. Hayat devam ediyor. 4, 7, 9, 8, 8, 8, 8, 8. Şu an uzatmadım ama bakalım. Güzel, çok güzel. Süper, süper. En kıdemli sanırım Damla ve ben. Evet. İkimizin de 11 gösterimi oldu. 11 farklı gösteri. 11 ol ben. Çok iyi be. Yok, tamam. Çok ciddi ya. Vallahi tebrikler size. Bravo arkadaşlar. Aynen. Harikasınız. Görmek istiyorum, duymak istiyorum. Siz hangi bölüm? Sosyoloji. Sosyoloji. Evet. Ne kadar aynı zaman bir senedir mi siz de çalışıyorsunuz? Ben bir senedir kampanyadayım. İkinci sınavım benim ODTÜ'de, yani birinci sınıf. En yeni başlayan sensin. Evet. Devam etmeyi düşünüyor musun buraya? Evet, devam edeceğim. Keyif alıyorsun. Evet. Işık yapmak zevkli mi? Işık yapmak bayağı zevkli, beklemediğim bir şekilde. Gerçekten beklemediğim yani. Ben aslında sahnede olmak istiyordum ama şimdi onları sahnede değil de ışık düşünüyordum tekniğe girdiğim zaman ama girdiğime de çok memnunum, çok eğlenceli bir ışık. Ya, süper ya, vallahi harika. Burada kullanılmayan mesajlar falan mı? Onlar ne için? Bu ses masası, başka bir ses masası kullandığı için ses bu burada duruyor boş bir şekilde. Şu an ortadaki kullanılıyor. Evet. Artık bu şeyde. Ayaksız. Bu şeyin KKM'nin kendisi. Aynen. Bu biz, okulun? Evet, bu KKM'nin. Buranın. Buranın ses merkezine ait sistemi. Ama siz karşılamadığı için kendimiz ses sistemi. Kaç kanal ki bu? 25 kanal. Bu da aynen bayağı yaman. Yok, 25 kanalda vokali zaten karşılayamazsınız imkansız. Aşağıdaki dijital makine herhalde o. Şimdi temel olarak giyinecek yerler, oyuncular, müzisyenler, ışık, ses. Orkestranın nerede olduğunu da gösterelim. Hayır, asıl zaten iş aslında sizin sahnedeki iş. Yok ya, öyle demek çünkü. Bu bekçilerin hepsi bir arada mı? Ya şöyle, yani herhangi bir vokali çıkartalım hiçbir şey olmadan. Şu anki gibi olur. Şu an böyle çıplak bir ses geliyor. Ve herhangi bir kostümleri yok. Işığını alalım falan. Ya bu hiçbir şeye benzemez. Müzikalde şöyle bir dünya durumu var. 4 farklı ekip diye düşünüyoruz. Orkestra, sosyal, drama, dans, müzik. Bunların hepsi 9 olsun. Bir tanesi 5 olduğu zaman
müzikalin kalitesi 5 oluyor. Yani teknik de aynı derecede önemli, vokal de aynı derecede önemli, orkestra da, sosyal ekip de. Şarkıları kim çalıştırıyor? Müzik yönetmenimizi daha sonra tanıştıracağım. O şimdi soundcheck'le ilgilendiği için onlar şu an tanıştıramıyorum. Peki hocam bir şey soracağım. Mesela bir yanlışlık oldu replikte vesaire de. Orada bir doğaçlama ya da hani bir şaşkınlık birbirine bakıyor mu yoksa hani orada yaptığınızda takıl yani. Hani elektrik kesilse de devam et. Mikrofon solsa Şöyle. Hani alkış alırız vesaire öyle bir problem var. Kesinlikle hani doğaçlama çalışmaları da oluyor zaten. Yıl içinde nasıl doğaçlama yapacağını öğreniyor insanlar. Yani bunların eğitimi veriliyor. Hı-hı. Ama ilginç bir olay mesela 4 yıl önce yaşanmıştı. Evet. O oyun yönetmeni de Damla'ydı. Aynen. Onda elektrikler kesildi mesela. Elektrik gitti. Orkestra basıyor, ses çıkmıyor. Ne yaptınız? Yani bir iki saniye herkes şöyle kaldı anında tabii şimdi bu backstage dediğimiz ekip telefonlar ne oldu bilmem ne falan sesçiler falan tekrar bir kablo getirdi bir şeyler. Biz mikrofonla bir açıklama yaptık kusura bakmayın 10 dakika istiyoruz diye. Tabii ki canım. 10 dakika sonra da işte yine biz geldik falan diye şey yapıp toparlandık. Yani. Sen de anlatsana. Bu yaz geldi değil mi senin o yüzden? Benim bu yaz, ne oldu? Ya gerçekten çok kötü bir şeydi benim açımdan yani. Bir anda sözleri gitti. Karıştırdım ve gitti. Hiçbir şey yok kafamda. Ve böyle bir anda herhalde bitecek burada dedim. İnsanlar gidecek. işte topluluğu kapatacağız falan. Kafamda o kadar türlü türlü senaryolar dönüyor ki. Doğru. Ama tam o sırada yani işte enerji çok önemli bir şey. Vokaller arasındaki enerjide ve birlikte çalışmak da öyle. Evet. Aynı sahneyi paylaştığım bir arkadaşım bana benim repliğimi hatırlatacak şekilde, daha doğrusu şarkımı hatırlatacak şekilde seslendi bana. Ve dramaya yedirdik. Ben de yani zaten şey nevrotik bir insandım karakter olarak orada. Bir anda böyle sinirle döndüm ve bir şekilde hatırladım ve toparlandı. Orkestrayı da bir şekilde yakaladım. Yani şey mucize bir şey olmuştu orada ve dışarı çıkınca çoğu insanla konuştuğumda anlamamışlardı. Yani böyle şeyler o kadar oluyor. Aynen. Dışarıdaki o normali o sanıyor. Evet. Tabii. Ama çok güzel bir şey yaşamışsın. Evet. Bak işte o yüzden enerji çok önemli. Evet, aramızdaki destek, yardımlaşma da önemli. Arada zeki bir bilinç önemli. Hani o arkadaşı mesela bir plaket bence vermeliyiz. Ya çünkü sen muhtemelen benden bugünlük bu kadarmış. Hangi roldesin şu anda? Şu an farklı rollerim var. Ensemble var. Ensemble dediğimiz kavram başrol olmayan, arkada dans eden, koro yapan. Onun dışında Black Knight diye bir karakter var. 2-3 karakteri oynayabiliyorum. Evet, 2-3 farklı karakteri oynuyorum. Süper. Tebrikler arkadaşlar. Vallahi biz süpersiniz yani. Büyük emek. Buradaki her insan severek yaptığı için gerçekten yani bu işe daha bağlı oluyor ve daha kendini veriyor. Bir işi sevdiğin zaman zaten hani o işte başta başarısız olsan bile bir şekilde kendini geliştiriyorsun ve kattığın emekle o iş güzel oluyor. Doğru. Önemli olan sevmek. İnşallah ilerleyen yıllarda da hani profesyonel meslek hayatınıza girdiğinizde bilmiyorum ne iş yapacaksınız? İnşallah. Hani şey yani müzikalle ilgili bir şey mi yapacaksınız? Ama kendi mesleğinizi yaparsınız herhalde bırakmazsın. Yani siyaseti bırakırsın. Işıkçılıkta o kadar mutluydum ki. Gerçekten çok mutluyum. Düşünmedim değil. Daha önce bunun örnekleri de var zaten topluluğumuzda. Yani hiçbir şey bilmeyerek mesela teknik ekibe ya da vokal ekibine ya da orkestraya girip daha sonra bu konuda devam eden, yine müzikal ya da sahne sanatları tekniğinde devam eden insanlarımız var. Onlar birazcık ilham kaynağı oluyor açıkçası bize. Yani ben de düşünmedim değil. Hepiniz çok genç. Sen kaç yaşındasın? 21. 21. En büyük kim? Şu an ekipte 90'lı var, 70'li var 80'li. Bir tane. 70'li. 70'li ama tam yaşını hatırlamıyorum. Zaten söylemeyeyim. En büyük olan. En büyük 70'li olan mı? Evet sanırım. Evet. Ama tam yani yılından emin değilim. Yani ortalama olarak ama genelde 20 çok yaş. İyi bir yaş. Yani şöyle ortalama olarak genelde 25'in altı diyebiliriz. Aynen. Orta öğrencileri yine çoğunlukla. Ama dediğim gibi her taraf açık. Harikasınız arkadaşlar. Evet. O zaman bir mola. Evet. Mola verelim. Sizi sonrasında. Yok ben de yaptım.